Şimdi konuğumuz var, Sözcü ekonomi yazarı Erdoğan Süzer bizlerle birlikte. Erdoğan Süzer, hoş geldiniz Sözcü ekranlarına, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen sizin bağlantınızdan önce izleyicilerimizle paylaştığımız haberle başlamak isterim. Madeni 5 TL tedavüle çıktı, resmi gazetede paylaşıldı. Peki yeni 5 TL sonrası acaba 500 TL'lik, 1000 TL'lik, hatta 2000 TL duyuyorum ben. Paralar gündemde olur mu, basılır mı sizce, ne dersiniz? İrem Hanım, şu anda piyasanın ihtiyacı olan şey aslına bakarsanız asla 5 lira değildi. Demir bir paraya şu anda ihtiyacımız var ama bu paralar değil. Alım gücüne baktığınız zaman şu anda tedavülde olan metal paraların tamamı herhangi bir şekilde tek başına bir işe yaramıyor. Bu 5 lira da kolay kolay bir işe yaramayacak. Simit alamazsınız, ekmek alamazsınız bu 5 lirayla. Ne alacaksınız? Birkaç tane taşımanız gerekiyor. 5 TL'yle ne alabiliriz sizce? Ne alınıyor artık? Ne kaldı? Sakız alabiliyoruz. Sakız değil mi? Şu anda sakız alabiliyoruz. Tekli sakızlar olur. Ama ekmek olur. Alamıyoruz bakın. Ekmek, onu da bir süre sonra o sakızı da alamayacağımızı tahmin ediyorum ama şu anda bir şey alamıyoruz biz o 5 lirayla. Yani çıkan para daha çıktığı gün değerini tamamen yitirmiş olarak çıkıyor. Geçmişte evet biz yeni yeni metal paralara, yeni yeni banknotlara alışıyoruz ama o her çıktığında piyasaya bir rahatlık veriyordu. Cebimizdeki bol bol değersiz para taşımaktan kurtarıyordu. Bir tane değerli paranız oluyordu. Şimdi düşünün 200 lira bile olsa cebinizde bir taneyle çarşıya pazara gitme şansınız var mı? Yok. O zaman birkaç taneyle gitmek zorunda kalın. Tabii canım, 200 TL'yle pazara nasıl çıkacaksınız? İşte şimdi yaz sebzeleri, meyveleri var pazarda. O para daha olmaz. O para en küçük para olmak durumundadır. Biz evet, en büyük parayla küçük alışverişleri yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi az önce 200 TL'yle ne alabiliriz dediniz. Daha geçen de pazardaydım ben mesela. Yaz meyvesidir değil mi? Kiraz. Kirazın kilosu 200 TL mesela. Evet, evet. İşte bir tane düşünün, birkaç meyve daha almak gerekiyorsa ya da mutfak için gereken sebzeleri de almanız gerekiyorsa işte o zaman birkaç tane, belki 10 tane bulundurmanız gerekiyor. Belki değil, normalleşti artık o. Böyle olması gerekiyor. İşte para dediğiniz şey böyle bir şey değil. Yani para piyasada sizi rahatlatacak, alışverişinizi rahatlıkla yapmanızı sağlayacak ve değeri olan bir şey demek. Şimdi ürünler karşısında değersizleşmiş, değerini yitirmiş bir metal ya da kağıt, onunla dolaştığınız zaman, o parayla dolaştığınız zaman size güvence vermiyor, vermesi lazım. Şimdi 5 lira çıktı. Biz bu 5 lira, demir 5 liralardan kaç tane cebimizde bulunduracağız da markete gideceğiz? Öyle bir düşünün. Hani tamam, bazı şeyler için gerekir ve o zaman kullanırız diye düşünürüz ama yani çok kolay değil. Bir tek en burada şey var, rahat şu anda değerini çok rahat bir şekilde satın alabildiğimiz, kendisini satın alabildiğimiz market poşeti var. En ucuz o şu anda. 25 kuruşa market poşeti alabiliyoruz. Yani bu da hani ihtiyacımız olduğu için o anda evet acaba almasak mı? Yani çevreye zarar vermememiz lazım diye düşünerek aldığımız bir ürün. Tabii daha farklı bir konu bu ama sonuçta 25 kuruş olan şey rahat rahat hani paramızın bez değerini... Bez çanta. Mesela orası. Ben bez çanta kullanıyorum, poşet almıyorum. İşte o bez çantayı da aldığınızda kaç lira istiyorlar? 3 lira, 5 lira değil mi? İşte bir yani poşete evde bir bez çantam var. Hep aynı çantayı yanımda taşıyorum. Alışveriş yapacaksam onunla yapıyorum. Bazı marketler, alışveriş merkezleri mesela bez çantalar bulunduruyorlar ki öyle gidilmesin. Hani sürekli poşet vermeyelim. Onlar da mesela talep ettikleri, onlar için 7,5 lira, 10 lira, 5 lira onu talep ediyorlar. Doğal olarak haklılar. Maliyetleri öyle. Dolayısıyla bu 5 liranın bizim açımızdan baktığımız zaman tedavülde nefes aldıracak, oh be dedirtecek bir durumu yok kesinlikle. Yani dostlar alışverişte olup görüntüsüne dönmüş. Bu aslında şu anda çıkarılması gereken 15 lira, 20 lira, 50 lira bozuk para olarak çıkacak ki bir şeyler alabilelim. Şu anda alamayız biz bununla bir şey. Peki bize nefesi ne aldırır? Yani nefes aldıracak rakamlar belli işte. Mesela geçmiş dönemlere ben baktım hangi paralar alınabiliyormuş o ilk çıkan büyük paralarla diye. En azından şöyle çıktığı zaman o 5 liralıklar çıktığı zaman 8 ekmek, 10 ekmek, 12 ekmek alınabiliyor. Yani ekmek üzerinden giderseniz ya da işte ne bileyim bir yere oturduğunuz. Filmlerde görüyorsunuz ya, Amerikan filmlerinde metedikleri genelde şeyleri fırlatırlar. Böyle derler işte şuradan al diye bir
dolar fırlatırlar mesela sen, daha doğrusu dolar sen. Sent diyeyim, evet. O çok ciddi anlamda böyle bir şeyler karşılığında bir şeyler alınıyordur. Biz böyle hayretle izleriz. Metal parayla bir şeyler aldı. İşte üzerine de metal para bile bozuklukları tamamlayanlar var, geri veriyorlar. Şaşırıyoruz işte, bizim ihtiyacımız olan şey o. Yani şu anda 50 lira bozuk para olarak gelse, cebimize girse ne olur, şöyle düşünün. Gittiniz işte mesela kirazı alamazsınız, o dediğiniz kirazı. Daha uygun bir fiyatlı kiraz bulabilir misiniz? Onda 100 liraya, 80 liraya bulabilirsiniz. 50 TL'ye ne alınıyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim, az önce sakız dediniz ya mesela. 50 TL'ye evet, paket sakız alınıyor. İşte o paket sakızları da baktım, onlarla ancak alabiliyorsunuz. İşte ancak, o zaman, evet tabii. O zaman işte o 50 TL hakkını buluyor. Yani cebimizde metal olarak bulundurmayı hak ediyor. Ama şimdi bu 5 lira hakikaten yani insan anlayamıyor, algılayamıyor. Çünkü bizim beklediğimiz şey bugün resmi gazete o değildi ki. Resmi neydi? Gazetede biz şu anda 1000 liralık bir banknot görebilirdik, 2000 lira görebilirdik. Normalde değer itibariyle 200 liranın 2009'da 1 Ocak 2009'da tedavüle ilk çıktığında ki karşılığını bulmak istersek eğer 4000 ya da 5000, yani ürünlere göre değişiyor ama demek ki 4-5 bin liralık bir banknota ihtiyacımız var. Bu da 5 bin lira demek. Herhangi bir şekilde bakın, yani normal artık cebimizde bol bol taşımak zorunda kaldığımız bu 200 lira ile biz herhangi bir şekilde gidip de araba aldığınızda, ev aldığınızda perişan oluyorsunuz. Yani peki siz yakın dönemde bekliyor musunuz 500 TL'lik, 1000 TL'lik banknotları? Ben bekliyorum tabii, çünkü çalışmaların başladığında birkaç defa hem Merkez Bankası Başkanı birkaç defa söyledi sorular üzerine. Biz şu anda çalışma yürütüyoruz dedi. Bu çalışmaların yürüdüğünü ben seçimlerden önce de biliyordum ve yazmıştık da zaten. Yani çalışmalar yürüyor. Evet, bize geliyor bilgisi az çok. Şimdi oradan ne zaman çıkar? Seçimi bekleniyordu. Muhtemelen bayramdan sonraki bir dönemde çıkacaktır. Çıkmak zorunda. Başka türlü biz bu paralarla piyasaya çıkamıyoruz. Bakın cebinizde 1000 lira olsa markete gidersiniz. Oradan size der ki işte eşiniz kasabada bir uğrayıver, manavdan da şunu al. Onlar alıp gelebilirsiniz. Kasaba uğrayabiliyorsanız Erdoğan Süzer çok şanslısınız. Yani diyebilen eşler var, o anlamda söylüyorum. Eğer çok zor kasaba git diyebilecek bir durumda varsa, şu anda parasal sorunla gidilmemiyor. Bırakın yani paranın kendi değeriyle gitmekte sorun var. Zaten hani bizim gibi sabit gelirli insanların kasaba, manava, tabii ki kasaba gitmek zorundayız. Çoluğumuz, çocuğumuz var ama ayda bir kez gidebiliyoruz. Bu kadar gidebilirsiniz. İkinci kez gittiğinizde artık başka şeylerden feragat etmek zorunda kalırsınız ki gidemezsiniz. Şu değeri çok, etin değeri şu anda. İşte bakın yani mevcut en büyük parayla et alamıyorsunuz. En büyük paranızla et alamıyorsunuz. Demek ki ben ne zaman mahallenin kasabına gitsem, kasaba gelen işte böyle müşterilerde şunu duyuyorum veya marketlerin işte o et reyonlarının önünden geçerken hep kasapla şunu konuşuyorlar. İşte eskiden biz ya bu kadar mı tuttu diye önce bir herkes şaşırıyor. İşte veya işte evet, gramla istiyor veya parça parça istiyor ya da diyor ki ay eskiden biz işte bu rakama küçük baş keserdik, işte hisseye girerdik. Evet. Hep bu konu konuşuluyor. Evet. Evet, maalesef öyle. Şu anda geldiğimiz nokta o. Bakın Merkez Bankası Başkan Yardımcısı demişti ya hani bu line'lar koptu, fiyatlarla artık şeyler dengelenemiyor. Yani her biri birbirinden kopuk halde geldi. Şu anda biz piyasada paranın değeriyle ürünün değeri arasındaki bağı kopardık. Şu anda öyle bir bağ yok. Maalesef. Yani herkes her aşamada nereye giderse gitsin en çok yaptıkları şey şaşırmak. Bir şey aldıkları zaman şaşırıyorlar. Ben halen şaşırırım ve her şaşırdığımda mesela beni eşim uyarır. Ya buna alışamadın mı? Bak Burak, hayır alışmak istemiyorum. Böyle eskiden bunu alıyorduk. Ben de diyorum aynı şeyleri. Herkes söylüyor. Söylemeyen ama yok. Fiyat algısı da bozulduğu için artık bir rakam telaffuz edildiği zaman gittiğiniz yerde yani evet, o rakam eder mi etmez mi? Peki tamam diyorsunuz. Yani bütçeniz yetiyorsa alıyorsunuz, yetmezse sorgulamıyorsunuz bile yani hani o rakam mıdır değil evet midir? Şimdi süremiz yavaş yavaş daralıyor. O yüzden böyle başlık başlık devam etmek istiyorum. Başka başlıklarımız da var. Sizin açıklamalarınızdan ben şimdi ilk başlığımızda şunu anladım. Bayramdan sonra 500 TL ve 1000 TL banknotlar tedavüle çıkabilir. Onu anladım. Bu yani arada... Bayramdan hemen sonra çıkmaz ama yani ben ondan sonraki süreci beklediklerini düşünüyorum. Yani bir yaz sonuna doğru olabilir belki. O tarihlerde çıkacağını tahmin ediyorum artık. Çok fazla ihtiyaç olduğu için söylüyorum bunu. Peki şimdi
Önümüz bayram dedik, ayın 16'sı bayram, 15'i Arife. Emekli ikramiyeleri 10'uyla 14 arasında yatıyor değil mi? Öncesinde yatacak. Evet, ama emekli maaşları şimdi soruluyor. Emekli maaşları kaçında yatacak? Ne zaman yatacak? Yani bayram öncesinde yatmayacak mı? Şu ana kadar hiçbir açıklama gelmedi. Onunla ilgili biz sorular da soruyoruz. Ne olacak diye. Fakat bir türlü böyle bir cevap gelmedi şu ana kadar. Büyük ihtimalle yani aynı dediğiniz tarihte ya herkesin bir biliyorsunuz numarası var 0'dan 9'a kadar. Bu sonunda biten SGK numaraları. O numaralara göre ne gün alıyorlarsa öyle görünüyor. Bir 17 işte 17 ile başlıyor mesela SGK işçi emeklilerinin. Ayın 17'sinde. Bayramın ikinci günü yani. İkinci Pazartesi. Gününde alabilecek ama bu kendi şanslı olduğu için alacak. O numara tesadüfen piyango vurduğu için olacak. Ama piyangosunun elindeki emekli piyangosu 9'la bitenler mesela bekleyecek. 3000 lira ikramiye niye yetecek şimdi bayram alışverişinde 3000 lira? 3000 liraya ne alırız şimdi markete gitsek? Vallahi yani bir defa işte emekliler genelde söylüyorlar torunlardan kaçıyoruz bayram öncesinde diyorlar. Artık zaten şöyle bir şey var. Yani emekliler şu anda artık bakıma muhtaca dönüştüğü için eskiden torunlarını, geçinemeyen çocuklarını, işsiz çocuklarını geçindiren maaştı bu emekli aylığı. Şimdi artık emekli aylığı ancak işte bir çocuğunuzun çocuğunuzun yanına sığınabilirseniz orada işte kendinizi idare edebileceğiniz bir nokta olur. Yok eviniz yoksa zaten hiç şansınız yok, geçinemezsiniz. Evet. Evet tabii eskiden aileler, dedeler, babaanneler, anneanneler emekli aylıklarıyla torunlarına, çocuklarına destek olurlardı. Şimdi sürem bitti ama son olarak şunu da sormak isterim. Şirketlerin vergisiyle ilgili de bir açıklaması oldu. Hazine ve Maliye Bakanı'nın nasıl etkiler bu şirketleri? Şöyle bir şey var. O şirketlerle ilgili düzenlemenin asıl olarak çıkarılacağı konu aslında biliyorsunuz uluslararası şirketler 750 milyon Euro cirosu yapmış uluslararası büyük dev şirketlere dönüktü. Ama sonra bu şimdi şirketler diyerek ifade edilmeye başlandı. Büyük ihtimalle oradaki birçok şirkette tabii ki bu şeylerin kaldırılması bence de çok mantıklı. Teşviklerin bir takım teşvikler var. Bakın vermişler o şekilde yürüyor. Hiç önün arkasına bakılmamış. Gerçekten haklı mı haksız mı o verilen teşvikler devam ederse istihdama bir katkı sağlar mı sağlamaz mı? Bunlara hiç bakılmamış. Verilmiş ve devam eden giden teşvikler var. Bu teşviklerin olumsuz olanlarının yani en azından çok iyi ayıklanmaya da ihtiyacı var. Yoksa sadece kapattım, herkese aynı şeyi uyguladım derse yanlış olur. Orada daha çok istihdam, üretim ve ihracat boyutuyla bakılarak sektörel bazda söylüyorum tabii. Şirketler bu şekilde ayrıştırılarak yapılabilir diye düşünüyorum. Yoksa öbür türlü ekonomiye yarar değil zarar bile verebilir. Yani tasarruf etmek isterken. Tam aksine zararla karşılaşabiliriz. Yine Temmuz işaret edildi. Peki zamanlama doğru mu sizce yoksa daha mı erken olmalıydı veya daha mı sonra olmalıydı? Duyamadım sorunuzu. Temmuz işaret edildi yine. Temmuz'da bitiyor bu avantaj. Peki zamanlama sizce doğru mu? Zamanlama zorunluluktan kaynaklanan bir zamanlama var orada. Temmuz ayına kadar bizim bunu çıkaracağımızı taahhüt etmişiz daha önce OECD'ye. Şu anda biz o taahhüdümüzü yerine getirmek için yapıyoruz bunu. Yani o taahhüt gereği olarak 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi gerekecek. Doğru bir tarih. Doğru olması da dediğim gibi yasa olarak biz teminat verdiğimiz ülke olarak. Oradan kaynaklanan bir zorunluluk yani bu tarih. Değiştirilebilecek bir tarih değil. Peki Erdoğan Süzer çok teşekkür ederim. Güzel bir akşam olsun. Ben teşekkür ederim.